The situation as such is extremely difficult, and the government is not in a position to make any decision whatsoever. And the result so far of the three-year government has been a basic disaster for the people of Turkey in general, despite the fact that we are number one in terms of getting debt from the IMF. And at this point in time, he did not give any inclination, or he did not give me that sign that he was ready to resign. At this point in time, we can see that the elections are coming. Consensus on that, and Turkey will be able to make a new start. Ekonomi konusunda tabii ki dikkatli olmamız gerekir ve herkesin de dikkatli olması gerekir. Ama tekrarlıyorum, temel eğilimler, temel yapı sağlamdır. Dolayısıyla belirsizliği ortadan kaldıracak veya ciddi bir şekilde azaltacak bir formül bulunduğu zaman veya bir havanın da gerçekleşebildiği zaman çok hızlı da iyiye gidiş olabilir. Bu hızlı iyiye gidişi inşallah bir an önce buluruz. Benim söylemek istediğim bu kadar. The Turkish political scene had already been covered by uncertainty. There's a lot of dust on the air on the political scene, and the old political system is paralyzed. And there is an impasse, and we have to find a way to overcome the impasse. And in a democracy, I think the only remedy, the only antidote is elections. And I think in early elections, in the next autumn, I think will be very useful in clearing the dust and in dispelling this uncertainty. Günaydın arkadaşlar. Geçen iki yıllık süre içinde 57. hükümet yaptığı uyumlu ve etkili çalışmalarla gerçekten güvenin pekiştirilmesi yönünde ciddi gelişme sağlandı. Karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar.